Merhabalar, hoş geldiniz yeni videomuza. Bugün sizinle Yivsiz Av Tüfeği bakımı, tanıtımı, anılarımı anlatacağım. Biliyorsunuz yaklaşık 4 yıl önce köye göçtük biz. İlk göçtüğümüz yerde böyle kimsenin olmadığı ormanın içinde 15 dönümlük bir zeytinlikti. Tamamen tehlikeye açık, yabani hayvanların olabileceği. Hani şehirden gelen bir insanın gerçekten ürkeceği, korkacağı bir yerde. Hatta gelen misafirlerimiz siz delirdiniz mi? Hani burada ne yapıyorsunuz? Hani burası çok tehlikeli falan deyip bizi bayağı uyarmışlardı. Biz tabii köpeklerimiz falan da vardı. Öyle bir korkularımız yoktu. Ama gene de tedbir amacıyla da olsa ben gittim. Bütün belgelerimi tamamladım. Jandarmaya müracaat ettim. Tüfek ruhsatımı aldım. Sonra da bir tüfek satın aldım. Bu aşamada çok araştırma yaptım. Hani ne alayım, nasıl olsun filan falan derken bir gün Fethiye'de av bayisine girdim. Gerçekten hani birçok özelliği olan tüfeğe böyle heves ederken hangisi iyi, hangi markayı alsam bir sürü internette yorumlar dönüyor. Tam karar verememişken bir tane av bayisine girdim ve orada beni kalbimden vuran, hatta yüreğimden, her yerimden vuran, tamamen içime sinen bir tüfeğe rastladım. Şimdi size beni kalbimden vuran bu tüfeği göstereceğim. Hep beraber açalım. Neden beni yüreğimden vurmuş, kalbimden vurmuş? Hep beraber görelim. Evet, açıyorum. Ya da şöyle açmadan size bir şey daha anlatayım. Birazdan açacağım tüfeği. Açmadan önce şunu da bahsetmek istedim. Hem de biraz heyecanlanın. Gerçekten güzel bir şey. Bunun değeceğini göreceksiniz. Dünyanın en güzel şeyi. Evet, gerçekten öyle. Yani böyle bir tüfek alma hevesiniz varsa, isteğiniz varsa lütfen ruhsatsız şekilde tüfek almayın. Bunun gerçekten cezası, suçu büyük. Aynı şekilde ben bu tüfeği aldım ama ben av meraklısı bir insan değilim. Avlanmayı seven bir insan değilim. Bir hayvanı vurabilecek yapıda bir insan değilim. Ben sadece kendimizi koruma amaçlı, hani yabani hayvanlardan, ola ki bir tehlikeden kendimizi korumak, çoluğumu çocuğumu korumak için aldım. Allah kullandırmayı nasip etmesin. Ama tabii Gizem'e de ateş ettirdim. Kendim de ateş ettim. Köpekleri özellikle Şira'yı, ses fobisini gidermek için özellikle çok eğitim yaptık orada. Ben Red Kit. Bu atım Düldül. Bu köpeğim Bülbül. Yeni nesil Red Kit. Ve ben de çocuğum. Yeni nesil çocuk. Ses fobisini gidermek için özellikle çok eğitim yaptık orada. Ama şu an çok uzun zamandır ateş etmiyorum. Hem insanları rahatsız etmek istemiyorum. Hem de gerek duymuyorum. Çok uzattım biliyorsunuz. Biliyorum kızıyorsunuz. Şimdi açıyorum artık. Ve size bu şeyi göstereceğim. Dedim. Evet. Güzel olan şey tam şu avucumun içinde saklı. Gördüğünüz gibi tüfeğimiz bu. Bu tüfek. Yaban TV'yi çoğunuz bilirsiniz. Uyduda çıkıyor. Bu Yaban TV'nin ürettiği Wizard Supervision Yivsiz Av Tüfeği. Ama bu tüfeğin özelliklerinden, kalitesinden çok çok güzel bir, yani beni mest eden, beni yüreğimden vuran bir yanı var. O da işçilik, ama ne işçiliği, hep beraber görelim. Gördüğünüz gibi Mustafa Kemal Atatürk işlemesi var. Çok iyi bir ustanın elinden. Çok güzel bir işleme olarak çıkmış. Sadece o da değil tabii ki. Çevirdiğimizde al bayrak, Türk bayrağımız işli. Arkasında Mustafa Kemal Atatürk ve bu tarafında Türk bayrağımız var. Gerçekten inanılmaz mutlu ediyor bu beni. Bu işlemeler. Yani tüfeğin kendisinden daha çok hayranım bu işlemelere. Atatürk gerçekten büyük önderimiz. Bu da tüfeğimiz, gördüğünüz gibi.
Şimdi bu tüfeğin zaten çok fazla kullanmıyorum. Kısa bir bakımını göstereceğim size. Ufak çaplı tamamen sökmeyeceğim. Sadece namlu kısmını çıkaracağım. Oralarını tozunu alacağım. Ufak bir bakım videosu olacak. Önce tüfeğimizi bir kontrol edelim. Dolu mu boş mu? Evet, tüfeğimiz boş gördüğünüz gibi. Şimdi ufak tefek sökmelere başlayalım. Evet, söküyoruz. Namluyu da çıkaracağız birazdan. Namlu zaten çıkmaya dünden hazır. Evet, tüfeğimizi söktük. Şimdi ufak bir yağlama çalışması yapacağım. Mekanizmayı sökmeyeceğim. Bunu buradan çekip aldığınızda mekanizma da geliyor ama oralar kullanılmadı çok zamandır zaten. Basit gene şunları temizleyeceğim. Bir de size bir hikayemi anlatmak istiyorum. Burada harbi takımımız var tüfeği temizlemek için. Bunları birbirine geçiriyoruz. Namluyu bununla temizleyeceğiz. Bu namlunun içini çizmiyor. Bunun ne olduğunu biliyordum ama şu an aklıma gelmiyor. Önce bununla almak gerekiyor. Daha sonra fırçayla, daha sonra da yağ içini hafif yağlayacağız bununla. Pamuklu yumuşak şeyle. Ben bunları yaparken size anılarımdan da bahsetmek istiyorum. Ben askerliğimi asteğmen olarak yaptım. Kıbrıs hududunda, hudut karakolunda karakol komutanı olarak asteğmen olarak yaptım. Yaklaşık 15-20 tane askerim vardı ve böyle bir müstakil 2-3 binanın olduğu, küçük binanın olduğu, uçsuz bucaksız boş bir arazinin içinde sınırda karakol komutanıydım. Gerçekten çok çeşitli askerlerim vardı. Kulakları çınlasın. Ama aralarında bir tane askerim vardı. Adı Star. Star Dayan. Hakkari'li kendisi. İlk defa Hakkari'den askere gelmek için şehir dışına çıkmış. Böyle çelimsiz, askere geldiğinde zayıf düşen bir hali vardı yani. Tabii yoksulluk, şeylik de var. Askerde Türkçe öğrenmiş. Neyse benim düştüğüm karakolda biz Star'la denk geldik. Gerçekten muazzam, pırıl pırıl, kalbi temiz bir çocuktu böyle. Saf. Yani görmenizi, tanımanızı isterdim. Biz işte tabii ki ben de karakolda onlarla vakit geçiriyorum 7-24. Sonuçta içli dışlı oluyorsunuz. Muhabbet ediyorsunuz, kendinizden bahsediyorsunuz, askerleri dinliyorsunuz filan. Star'ın hikayesi gerçekten çok başka. Yani terör bölgesinde yaşıyor. Bir sürü terör olaylarıyla karşılaşmış. Biz karakolda belli dönem, haftanın belli zamanlarında böyle silah temizliği yapıyorduk askerlerle beraber. Star özellikle tüfekleri öyle bir söküp temizliyordu ki gerçekten yani yanına kimse yaklaşamaz. Öğrenmiş yani orada yaşadığı, artık neler neler yaşadı, neler gördü bilmiyoruz tabii, onları sorgulamıyorum.
Ama mükemmel bir silah temizliği yapardı. Hep bu tüfeği elime aldığımda onun o bakım yapışı aklıma gelirdi. Alırdı. O zaman Kalaşnikov vardı komutanlarda, bende de. Alırdı benim tüfeğimi, komutanım verin ben temizleyeyim. Böyle incik cincik her yerini, bilmediğim her yerini söker, tertemiz yapardı. Hep o geliyor aklıma. Gerçekten orada hayatıma o kadar çok şey kattı ki o yaşadıklarım. Hani gerçekten hani askerlik hep anlatılır, herkesin bir askerlik hikayesi vardır ama bu bedelli işine gerçekten uyuz oluyorum. Bence gerçekten şu söz çok doğru. Askere gitmeyene kız verilmez sözü gerçekten doğru. Askerde insan birçok şeyin kıymetini anlıyor. Şunu demek istiyorum. Yani biz şu an bu müstakil hayatı yaşıyoruz. Çok ıssız yerlerde de yaşadık. Benim oradaki tecrübelerim, anılarım aslında benim burada hani güçlü durmamı sağlıyor. Yani orada yaşadıklarım benim burada dimdik durmamı, hani bu kadar işle mücadele etmemi, hani korkusuzca dayanmamı sağlıyor. Çok şey kattı bana. O günleri yad etmiş olayım dedim. Oradaki askerlerime, komutanlarıma, denk gelen herkese orada, beraber vakit geçirdiğim herkese buradan selam gönderiyorum. Ve bu arada önümüzdeki hafta benim diğer olduğum bölgedeki diğer karakolun komutanlığını yapan arkadaşım buraya gelecek, asker arkadaşım. Onunla da belki bir video yaparız. Evet, çok konuştum. Küfeyi bu arada hiç temizlemedik. Şöyle içini temizleyelim. Bu arada içinden çıkanları, yani bakın, ellerim filan ister istemez kurşun kalıntılarıyla doldu. O yüzden ellerinizi, vücudunuzda herhangi bir yerinize götürmemek lazım. Çünkü kurşun vücuttan çıkmayan bir madde. Ellerinizi güzel güzel yıkamanız gerekiyor. Eldiven kullanmak daha doğru olur o zaman. Olabilir, evet. Hı. Thank you.
temizledik. Şimdi geri takacağız. Önce namlumuzu geçirelim. Evet, benim için çok büyük anlamı olan bu tüfeğimi, tek videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah ben de bunu ataya bırakacağım yadigar olarak yaşlandığım zaman. Benim için gerçekten anlamlı, onun için de anlamlı olacağını düşünüyorum. Kendinize iyi bakın, beni dinlediniz. Umarım faydalı olmuştur, belki tüfek almak isteyenleriniz olur. Merak ettiklerinizi yazabilirsiniz. Ama ben de bir profesyonel değilim. Hani bildiğim kadarıyla size bununla paylaştım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Önce tedbir. Tüfeğimiz boş, kaldırabiliriz.